Ben bir yandan konuşup bir yandan da anlatacağım. Kız götürmüyor musun? Kız başladı mı? Şimdi kumpirimizi yemeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok özür dileyerek eğitim videosu olduğu için mecburen yiyorum. Doğru almış. Ben hayatta yapmam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi malzemelerin hepsini bir tarafa topladım. Onları biraz sonra keyifli yiyeceğim. Şurada bir istinat duvarışı var. İşte demin bahsettiğim istinat duvarı bu. Bu istinat duvarını kazımak kadar keyifli bir şey yoktur. Çünkü burada epeyce patates var. İşte buralarda maalesef şöyle küçük küçük artezyan kuyuları açacaksınız ki neden? O üstteki malzemenin rayihası, aroması, böyle kokusu, yağı falan lezzeti buralara gitsin diye. Ve ikinci tuzumuzu da buraya dökerek kumpirimizi daha lezzetli hale getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, şu anda çok feciliyorum ya, çaktırmıyorum da ter falan bastı. İşte hani demiştim ya, tercih yapmanıza gerek yok, Allah ne verdiyse gelişini alın diye. Şey, acı da ezme koydurmayın bence. Gerçekten çok acı. Acayip acı. Konuşamıyorum bile. Ama tabii lezzetinde hiçbir sıkıntı yok. Bunu yemeği biraz sonraya bırakacağım. Sadece böyle püf noktalarını vermek istemiştim. Yandaki istinat duvarlarını da kazıdıktan sonra geriye bir patates kabuğu kalıyor. Şahsen ben kendi görüşümü söylüyorum. Yani kendi yaptığımı söylüyorum. Evdeysen zaten hiç sorun yok. Veya ofisteyken de arkadaşlar arasında hiç problem yok. Ama eğer lokantadaysanız, dışarıda bir kafedeyseniz, kumpiriniz bittiyse yaklaşık 3-5 dakika sonra garson önünüzdeki işte şeyleri, ıvır zıvırları, artıkları almaya geliyor. Çünkü tabakta bir şeyler kalmış olması lazım. Benim tabak boş gidiyor çünkü ben patatesin kabuklarını yiyorum. Çok lezzetli oluyor. Önce bir böyle çaktırmadan sağa sola bakacaksınız. Bakan var mı diye. Bakan varsa da var mısın, yoksa da hiç önemli değil. Şu kabukları bakın. Şöyle, çok özür dilerim. Şöyle sıyırarak, yani şunları da artık yemiyorum tabii de o kadar da değil. Şu kısımları tüketebilirsiniz, çok lezzetli. İşte gayet bilinçli bir şekilde kumpir yemenin en önemli adab ve çeşidi budur. Bu konuda gerçekten iddialıyım. Mesela şu anda bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, burası ofis ya. Şurada da masalar var, insanlar bizi seyrediyor tabii. O da kumpir yiyor ama işte nasıl yiyorsa. Bir de diyette, o da diyette. Ha, hepimiz diyetteyiz. Fakat tekrar söylüyorum. Engin bilgilerimden istifade edebilmeniz için kendimizi feda ettik. Bu arada arkadaşımın da maalesef diyeti yerle yeksan olmuş durumda. İyi dayandın aşkım, iyi dayandın.